Türkiye'nin Bulmaca kanalı Beyin kanalına hoş geldiniz. Bulmacalara ve zeka sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi hiç vakit kaybetmeden bugünkü iki sorumuza geçelim. Geçtiğimiz gün Cihan adındaki bir adam polis merkezini arayarak 2 milyon TL'sini çaldırdığını ihbar etmiştir. İhbar üzerine polis ekipleri hemen Cihan'ın evine gitmişler ve Cihan'dan olayı kendilerine en ince ayrıntısına kadar anlatmasını istemişlerdir. Cihan da olayı anlatmaya başlar. Patronum 2 milyon TL'nin bulunduğu çantayı bana vererek onu müşteriye götürmemi istedi. Ben de çantayı aldım ve yola koyuldum. Müşterinin evine çok yaklaşmıştım fakat bir anda karşıma sadece gözlerini görebileceğim şekilde maske takmış ve eline eldiven giymiş birisi çıktı. Benden para dolu çantayı ona vermemi istedi. Vermeyeceğimi söyleyince de bana sertçe kafa attı ve çantamı alıp kaçtı. Cihan'ın anlattıklarını dinleyen polis memuru sonrasında Cihan'a "Yüzünde yara izi görüyorum, peki o izler nasıl gerçekleşti?" diye sormuştur. Cihan da yüzündeki izin hırsızla dövüşürken hırsızın parmağındaki yüzükten dolayı olduğunu söyler. Bunun üzerine polis Cihan'a hırsızın taktığı yüzüğün nasıl bir yüzük olduğunu sorar. Cihan da hırsızın üzerinde büyük yeşil taşlı olan altın yüzük taktığını söylemiştir. Cihan'ın tüm anlattıklarını dinleyen polis memuru sonrasında da Cihan'a gerçekte iddia ettiğin gibi bir hırsızlık olayı olmadı diye söyler. Ve Cihan'ı 2 milyon TL'yi çalma suçuyla tutuklamıştır. Peki sizce polis memuru Cihan'a neden böyle bir şey söyler ve onu tutuklar? Polis memuru Cihan'ın anlattığı her şeyi büyük bir dikkatle dinlemiş ve en sonunda da söylediklerinin yalan olduğunu anlamıştır. Bunun sebebi ise Cihan en başta hırsızın eldiven taktığını iddia etmiş fakat sonrasında da yüzündeki yaranın hırsızın parmağındaki yüzükten dolayı olduğunu söylemiştir. Yani ortada bir ikilem bulunmaktadır. Bu durumun da farkına varan polis memuru hemen Cihan'ı hırsızlık suçundan dolayı tutuklar. Genç bir avukat bir gün ofisinde ölü olarak bulunmuştur. Hemen olayı incelemek için cinayet yerine polisler gelmişler ve kısa bir araştırmanın ardından da Bülent, Tarık, Hasan ve Metin adındaki 4 kişiden şüphelenmişlerdir. Bülent ifadesinde cinayeti Tarık'ın işlediğini, Tarık'sa Bülent'in işlediğini, Hasan'sa Tarık'ın doğruyu söylediğini ve en sonunda Metin de Hasan'ın yalan söylemediğini söylemiştir. İfadeleri dinleyen polis memuru sonrasında şüphelilerden sadece birinin doğruyu söylediğini ve diğerlerinin de yalan söylediğini tespit eder. Peki siz ifadeleri analiz edip kimin katil olduğunu bulabilir misiniz? Doğruyu söyleyen Bülent'tir ve katil de Tarık'tır. Bülent ifadesinde katilin Tarık olduğunu söylemektedir. Ve bu ifade doğru olduğunda diğerlerinin ifadesi yalan olmaktadır. Böylece sorudaki şüphelilerin ifadelerinden sadece biri doğru, diğerleri yalan olduğu yargısı doğru çıkmaktadır. Ancak diğer ifadeler doğru olduğunda bu durum gerçekleşmez. Daha fazla bulmaca ve zeka sorusu için Beyin kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesi için de beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.